Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün dostlarımızın üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin merak edilen sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri kıymetli hocam Mehmet Keskin Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandıracağız. Bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonlarınız vasıtasıyla mesaj yoluyla sorularını iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 3834'e gönderebilirler. Facebook üzerinden sosyal medya vasıtasıyla sorularını iletmek isteyen dinleyenlerimiz ve izleyicilerimiz için facebook.com/merakdost adresine sorularını, istek ve görüşlerini mesaj olarak gönderebilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden sorularınızı, yine istek ve görüşlerinizi bizlere mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Memleketimize ve alem-i İslam'a huzur dileyerek programımıza başlıyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar sağ olun, getirdiniz. Allah razı olsun. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, teşekkür ederim. Bu sana. Arada yeni göreviniz için hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sağ olun, Allah razı kıymetli olsun. Hocam. Din İşleri Yüksek Kurulu gibi önemli bir müesseseye iki dönem hizmet ettiniz. Cenab-ı Hak hizmetlerinizi zayi etmesin inşallah. Amin, amin inşallah. Hemen başlayalım. İzleyicimiz selamlarını, muhabbetlerini iletmişler sizlere. Emekliyim demiş. Maaş hesabımı bir bankadan başka bir bankaya taşıdım. Buna karşılık da maaş hesabımı taşıdığım banka bana bir çeyrek altın verdi diyor. Bu çeyrek altın haram mıdır yoksa helal midir? Hocamız ne takdir eder? Bankaların gerek çalışan memurlara, işçilere, gerekse emeklilere maaşlarını ödemeleri durumunda kendilerini tercih eden memur muvazzaflarına veya emeklilerine veya işçilere, işçilerin emeklilerine bir miktar hediye kabilinden ödeme yapıyor. Altın veya para olarak ödeme yapıyor. Buna promosyon diyoruz. Promosyonların faiz olmadığı kesin. Evet. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği mütalaaya göre promosyonlar faiz değil. Ancak banka bir faiz müessesesi olduğu için onun yaptığı ikramı kabul edip etmeme konusunda tereddütler vardır. Yani bu bakımdan bu paranın şüpheli olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla ilgili şahıs eğer ihtiyacı varsa bu parayı alabilir, kendi ihtiyaçlarına sarf edebilir. İhtiyacı yoksa onu fakirlere veya hayır kurumlarına vermesi daha uygun olur. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Geçen yıl babam vefat etti ve şu an sözlenmek istiyorum diyor. Fakat ailem ve annem benim sözlenmeme şu durumda karşılar. Babamın rahatsız olacağını, ayıp olduğunu ve günah olduğunu söylüyorlar. Doğru bir şey mi yaptığım yoksa ailemin sözünü dinleyip sözlenmekten vaz mı geçmeliyim? Teşekkür ederim demiş. Yani sözlenmek evlilik öncesi atılan bir adım. Evet. Yani sünnetin gerçekleştirilmesi için bir adım atacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyorlar? Peygamberlerin bıraktıkları 4 sünnet vardır. Yani 4 adet vardır peygamberlerin. Nedir bunlar? Efendim misvak kullanmak, evlenmek yani nikahlanmak, güzel koku sürünmek. Yani bunlar peygamberlerden kalan güzel adetlerdir, sünnetlerdir. Ve kendisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmenin kendisinin sünneti olduğunu ifade buyuruyorlar. Kişinin bir yıl önce vefat etmiş babasından dolayı bu sene bir yıl sonra yani daha evlenme düğün de yok. Sadece söz kesmek için birisiyle anlaşmışsa buna aile fertlerinin engel olmaları doğru değil. Bu ne günahtır, ne vebaldır, ne de ayıptır. Aksine evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan önceki peygamberlerin bizlere bırakmış oldukları bir sünneti gerçekleştirmeye doğru atılan bir adımdır.
Onun için kimsenin buna mani olmaması gerekir. Eğer tercih edilen, evlenilmesi istenen eş adayı yani dindarsa, münasip biri ise buna bilakis yardımcı olmaları gerekir. Evet. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Facebook üzerinden bir soru var. Neşe Dolapçıoğlu sizlere selamlarını iletmişler. Dinini öğrenmek isteyen fakat hiç bilgisi olmayan birine dini anlatmaya nereden başlamalıyız? Nasıl bir yol izlememiz gerekir demişler. Tabi dini bilmeyen adama önce neden başlayacağız, nereden başlayacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocuklar daha dilleri yeni çözüldüğünde konuşmaya işte tek tük kelimeleri sarf ederek başladıklarında onlara şu kelimeyi, şu ayeti öğretmeye çalışırdı. Estaizu billah ve kulil hamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mülk. Yani sadakallahul azim bu ayette Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. De ki Allah'a hamdolsun o Allah ki onun çocuğu yoktur, onun hükümranlıkta ortağı da, şeriki de yoktur. Yani kısaca tevhidi anlatan, Allah'ın birliğini anlatan bir ayet. Bunu öğretmeye çalışıyordu daha dili yeni çözülen çocuklara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bizim de bu örnekten hareketle, Efendimiz'i örnek alarak dini hiç bilmeyen bir adama önce Cenab-ı Allah'ın varlığından, birliğinden bahsetmemiz, onun eşi, ortağı olmadığını, her şeye kadir olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, her şeyden haberdar olduğunu, yaptığımız işlerin hepsini gördüğünü, en ufak bir şeyin onun dikkatinden kaçmadığını anlatmaya çalışalım. Eğer bir insan Allah'ın varlığına, birliğine, her şeye kadir olduğuna inanırsa, bunu anlarsa, efendim Cenab-ı Allah'ın yaptığımız her işten haberdar olduğunu, söylediğimiz her şeyi işittiğini bilirse, buna inanırsa o insan zaten yanlışlık yapmaktan sakınır, yani, sakınmaya çalışır. Temelleri sağlam atmak yani lazım. Temeli, önce Allah'ın varlığını, birliğini, tevhidi ona anlatalım. Tabi bu arada asli ibadetleri de ona öğretmemiz lazım ki bir an evvel mesela namaz ibadetini ona öğretelim. Abdest nasıl alınır? Kendimiz de yanında abdest alarak, kendimiz de onun yanında namaz kılarak ona örnek olmalıyız ki o insan hem sözlü hem de uygulamalı olarak İslamiyet'i öğrenebilsin. Evet, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bir telefon bağlantımız var. Onunla devam edelim istiyorum. Alo. Alo. Buyurun Ömer Bey, hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, sağ olun, Allah razı olsun. Hocam, ben Çorum'dan arıyorum, ismim Ömer. Görevimde sürü görevi yapıyorum, yani sürü güdüyorum, sürü uzatıyorum. Evet. Ben de 5 vakit namazımı da kılıyorum, Allah'ıma şükürler olsun. Yalnız bir sıkıntı şu, İlkinde namazı ile akşam namazında çok sıkıntı çekiyorum. Ne gibi sıkıntı çekiyorum? İlkinde de hava serin olduğundan dolayı hayvanlar eğlenme yapmıyor. Yani dinlenme yapmıyor. Devamlı otlamak istiyor, gezmek istiyor. Arazide uygun değil. Akşam namazı da karanlığa kaldığından dolayı eve gelip edeyim diye şeye yastığı yanaşıyor. Bazen kazaya kalıyor, bazen çok sıkıntıda kalıyor. Evet. Yani ne gibi bir imkanımız var? Hay, yöneltelim hocamıza inşallah. Yaptığınız işte kolaylıklar diliyoruz. Çorum'u sevgilerimizle, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet kıymetli hocam. Sağ olsun, ne güzel. İbadetini yapmaya gayret ediyor. Ya, elhamdülillah. Vakti kaçınca da sıkıntılı olduğunu, sıkıntıya düştüğünü ifade ediyor. Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Tabii çoluk çocuğunun maişetini, geçimini temin etmek için çalışmak mecburiyetinde ama bu mecburiyet onu ibadetlerini aksatmasına da müsaade ve müsamaha gösterilmesini gerektirmez. Evet. Kardeşimiz biraz daha gayret etsin, namazını vaktinde kılmaya, özellikle işte kendisinde ifade ettiği gibi ikindi ve akşam namazlarını kılmaya, vaktinde kılmaya gayret göstersin. Akşam namazını eğer diyelim ki karanlığa düştü ve sürüyü de hareket halinde olduğu için bırakamıyorsa,
bıraktığı takdirde onların zayi olmasından korkuyor ve sahiplerinin de kendisine hesap sormasını sormasından çekinip endişe ediyorsa, bu durumda her zaman değil, bunu adet haline getirmemek şartıyla, alışkanlık haline getirmemesi şartıyla akşam namazını eğer vaktinde yetiştiremiyorsa son anlara kadar, yani namazın kılınabileceği anlara kadar da yine namazı kılmaya gayret etsin. Ama diyelim ki vakit çıkmak üzere ve sürü de yolda hareket halinde, bıraktığı takdirde telef olacak, zayi olacaksa, kendisine de ona emanet edildiği için ne yapacak? Yatsıya erteleyecek. Yatsıyla birlikte cem-i tehir şeklinde akşam namazını kılmaya niyet edecek. Ondan sonra evine vardığında önce akşam namazını kılar, sonra da yatsı namazını kılar. Böylece kazaya bırakmış olmaz. Ama dediğim gibi bunu çok ama çok zorunlu yani olduğu hallerde yapsın. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı 2002 yılında İstanbul'da Mayıs ayında bir istişare toplantısı tertiplemişti kurulla birlikte ve akademik platformdan gelen hocalarla birlikte 100 kişiyi aşkın şahsın katılımıyla, bilim adamının katılımıyla istişare toplantısı düzenlenmişti. Toplantının sonuç bildirgesinde şöyle bir madde vardı. Nöbet bekleyen polis, asker, ameliyattaki doktor ve benzeri kişiler, kritik görevde olan kimseler eğer namazı vaktinde kılamayacaklarsa, yine demin de ifade ettiğim gibi alışkanlık haline getirmemek şartıyla namazlarını bazen cem edebilirler. Yani iki namazı bir vakitte birlikte kılabilirler. Öne alabilir, sonraki vakte erteleyebilir. Böylece cem-i takdim veya cem-i tehir yapabilir denildi o bildirgede. Ben de işte bu kardeşimiz için her zaman yapmaması şartıyla, zorunlu kaldığı durumlarda cem edebileceğini söylüyorum. Evet, Allah razı olsun muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız daha var, onunla devam edelim. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Şule Hanım, hoş geldiniz. Allah razı olsun, bizi aydınlattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok aydınlanıyoruz, çok yararını görüyoruz. Allah razı olsun. Razı olsun bizlerden. Buyurun hocama efendim. Bir sorum olacaktı. Buyurun, dinliyoruz. Hocam, şimdi benim kız kardeşimin eşinin yanında tesettürlü bir şekilde dolaşmam caiz mi değil mi? Tesettürme evet. Dikkat ederek. Ama tabii içeri kıyafetiyle, hani parçası falan değil. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yöneltelim hocamıza inşallah. Sıhhat diliyoruz. İstanbul'u selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet kıymetli hocam. Yani baldızlar eniştelerinin enişte yanlarında. Tabii ki baldız eniştenin kız kardeşi gibidir. Ama bu mahremiyet geçici bir mahremiyettir, muvakkattır. Allah korusun hanımı vefat ettikten sonra o baldızının mahremliği ortadan kalkar. Onunla evlenmesi mümkün olur. Dolayısıyla evet, hanım hayattayken kişinin baldızı kendisine haramdır. Eşi hayattayken, eşinin yanındayken baldızı yanında oturabilir, konuşabilir, sohbet edebilir. Pardesüzsüz, paltosuz dolaşabilir, çarşafsız dolaşabilir. Ama yine de normal giysileriyle, yani avret yerlerini açmayacak şekilde, başı açık olmayacak, göğsü gerdanı açık olmayacak, kolları, bacakları açık olmayacak. Ama dediğiniz gibi işte ifade ettiği gibi soruyu soran kardeşimizin de pardesüzsüz, paltosuz veya mantosuz neyse artık elbette ki eniştesinin yanında o halde dolaşabilir. Yalnız dediğim gibi tesettür, namazı nasıl kılabiliyorsa ona da öyle dikkat etsin, riayet etsin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Facebook üzerinden gelen bir başka soruyla devam etmek istiyorum. Belgin Filiz sizlere selamlarını iletmişler. Muhterem hocam, ezan okunurken uzanmak günah mı? Ve Kur'an-ı Kerim dinleyen bir bayan başı açık Kur'an-ı Kerim dinleyebilir mi? Dinlerse günah mı yazılıyor? Teşekkür ederim demiş.
Ezan okunurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun bir ilahi çağrı olduğunu ve müezzinin kullandığı kelimeleri de dinleyenlerin aynıyla tekrarlamasını, ezan bittikten sonra da kendisine salatü selam getirilmesini, işte hayyâle salâh, hayyâle felâh'ta da aynısını tekrarlamayacak ama onlarda da la havle ve la kuvvete illa billah demesini tavsiye ediyor. Şimdi ezan bittikten sonra da vesile duasını okuması, Allahümme Rabbe hazihi davetit tammeti ve salatil kaime diye başlayan vesile duasını da okumasını tavsiye ediyor. Şimdi kişi, yani eğer mazereti yoksa, yorgun argın halde değilse ezanı oturarak dinlemesi daha uygun olur ezana hürmet adına. Ama diyelim ki adam yorgun, işten gelmiş veya rahatsızlığı var, uzanmış. O kişi ezan okunduğunda kalkıp oturmazsa günahkar olmaz. Ama dediğim gibi yine de mümkün mertebe ezana saygılı olmak adına kalkıp oturması tavsiye edilir. Evet, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Diğer soru, Kur'an dinlerken başı açık oturulabilir mi? Müslüman kadın, mümine hatun her zaman başı örtülü olmaya gayret etsin, kendini ona alıştırsın, evinin içindeyken dahi. Ha, Kur'an'ı dinlerken başörtülü olmak mutlaka farzdır diyemeyiz. Ama ya Allah kelamı okunuyor, değil mi? Şimdi nasıl ki ezan okunurken dedik ya, ona saygı adına, edep adına kalkıp oturmak gerekir dedik ya ezan için. Kur'an'ı dinlerken de hanımların başının örtülü olması çok faziletli olur, çok erdemli bir davranış olur, sevap olur. Neden? Kur'an'a hürmet gösteriyor ya. Onun için Kur'an'ı başı açık dinlemek günah değilse de başı örtülü dinlemek faziletli olur. Müslüman kadın da faziletleri göz ardı etmemeli, umursamazlık yapmamalı faziletler karşısında. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dostlar, kısa bir reklam arası veriyoruz. Akabinde yine buradayız inşallah.